12.30. Öpüyorum. Daha güzel güzel. Tamam tamam yapacağım. Hadi bay bay. Selam. Ben iyi bir açıda mıyım şu an? Hiç emin değilim. Emin içinde hiç vlog çekmediğimi fark ettim ve bugünkü videomu da böyle evde başlatayım dedim. Şimdi biraz buraları toplayacağım. Sonra dışarıda bir ufak işim var. Onu halledeceğim. Sonra dönerken bir ufak işim daha var. Onu halledeceğim. Böyle bir vlogger yoktur yalnız. Hiçbir şey söylemiyorum. Söylemiyorum ya. Her şeyin detayını mı vereceğim? Şimdi biraz evi toplayacağım falan filan. Sonra da işte çıkarım. Kahvaltı yapacağım. Böyle hayatta kalacak kadar bir şeyler yerim. Sonra da çıkarım böyle. Bakayım tek elle yumurta kırabilecek miyim? Normalde asla yapamam ve bu evdeki son yumurta. Sırf şunu kameraya kaydedebilmek için ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu. O kadar da zor bir şey değilmiş. Su bardağımda çayım. Su bardağımda çay içmeyi seviyorum. Tekrar tekrar şey yapmaya gerek kalmıyor. Doldurmaya gerek kalmıyor. Bugün ne yapacağım? Dışarı çıkacağım. Bir ufak işim var. Sonra dönerken kuaföre uğrayacağım. Eve gelip biraz tablomu falan toparlamam lazım. Çünkü coşmuş yani. Aşırı dağılmış. Ve toz içinde. Orada yalnız kahvaltı yapmayı hiç sevmiyorum. Kahvaltı günün en sevdiğim öğünü ama yalnız kahvaltı değil. Yine de işte her sabah yumurta falan yemeye özen gösteriyorum. Yumurtaya bayılıyorum. Ekmeğe de bayılıyorum. Benim normalde klasik kahvaltı yaparken podcast dinliyorum. Hatta böyle sevdiğim birkaç podcast kanalı var. Onları da size söyleyeyim. Merdiven Altı Terapi'yi zaten takip ediyorum. Onun dışında Odadaki Fili takip ediyorum. Ona da çok gülüyorum. Mesut Bahtiyar sevdiğim bir karakter. Nasıl Olunur'u çok kişi önermişti. Onu dinlemeye başladım. Gerçekten güzel böyle. Alanında uzman kişileri her hafta konuk olarak alıyor. Ve o kişiye soruyor işte nasıl oldun, nasıl yaptın, nasıl buralara geldin falan. O açıdan bence çok iyi. Aa, şeyi çok beğendim. Bunu kimse önermedi. Kendim keşfetmiştim. Ay bir dakika, şu an ismini hatırlamıyorum. Deniz Göktaş çocuğun adı. Deniz Göktaş'ı ayıracak vaktim yok. Programın adı bu. Çok komik. Başka onun dışında sizin böyle bana önerebilecek olduğunuz podcast kanalı varsa söyleyin. Ben bayağı takip ediyorum. Seviyorum yani podcast dinlemeyi. Bu arada ben tam bir beyaz ekmek canavarım ya. Ya dünyada herhalde beyaz ekmek tüketen 3-5 kişiden biri ben kaldım. Benim şöyle bir durumum da var. Bu yiyip yiyip kilo almıyor insanı tam olarak karşınıza duruyor şu an arkadaşlar. Gerçekten yiyorum ve kilo almıyorum. Bu da benim hayattaki en büyük şanslarımdan biri. Oh be, çay gibisi yok. Poşet çay olsa bile gerçekten çay gibisi yok. Kendime geldim. Hello. Hazırlandım. Ya hazırlandım dediğim, şöyle üzerimi değiştirdim ve
yüzüme biraz makyaj yaptım. Çok tenime bir şey sürmek istemedim çünkü biraz sivilceli. Böyle üstüne makyajla kapatmak istemedim. Hoş bir görüntü olmuyor o zaman. Çıkıyorum şimdi evden. Biraz geç kaldım galiba. Görüşürüz. Kuaföre geldim şimdi ama kadının biraz işi varmış. Ben de içeride beklememek için dışarı çıktım. Biraz yürüyüş yapayım dedim. Biraz da abur cubur aldım kendime. 20 dakika sonra işi bitiyordu. Biraz daha bekleyeyim. Sonra geçerim tekrar kuaföre. Şu an Covid vakaları falan aşırı arttı ya. Dayı da beni izliyor. Ne yapıyor bu deli diye. Şurada bir bank var. Gideyim de banka oturayım. Bu arada hayatta en sevdiğim aktivitelerden birisi bankta oturup geleni geçeni seyretmek. Bayılıyorum. Süper aktivite bence. Hello, evdeyim. Burası bizim hobi odamız. Böyle küçük, tatlı bir oda. Şimdi bu kitaplığımı biraz temizlemem gerekiyor. Aşırı tozlanmış. Çok uzun zamandır temizlemedim. Bunu düzenleyelim şimdi. Yani bu kitapları bir ayar çekmem lazım bunlara. Ne yapsam bilemedim. Şöyle aşağıdan başlarım. İngilizce kitaplarım. Aa, albümüm var. Bak size albümümü göstereyim. Tata. Ben ve kuzenim Derya. Burada da ben yalnızım. Hacı Badem'de. Frikik vermişim. Bunlar da benim bebekliğim. Servet abimle beraber. Şu su tabancamı hatırlıyorum var ya. O kadar çok oynadım ki onunla. Bu da böyle komşular. Burada da annemle bir çay partisindeyim galiba. Annem, ablam ve ben. Şile'deyiz burada. İlk defa denize giriyorum. Yine annem, ablam ve ben. Yine Şile. Ve hırçın dalgaları. Bu fotoğrafıma... Ay, albüm... Albüm dağılmış ya. Bu fotoğrafıma bayılıyorum. Ya... Beni daha iyi anlatan bir fotoğraf olamaz. Pikniğe gitmişiz. Yine böyle Şile Ömerli tarafları sanırım. Ve ben karpuzu kabuğuyla beraber ısırıyorum. Karpuzu hala çok severim bu arada. Ve 1B sınıfından Dilan Arsakay sizlerle. İlkokul öğretmenim ve şu an hiçbiriyle görüşmediğim arkadaşlarım. Hepsini hatırlıyorum ama. Falan filan. İlkokul pek iyi değildi ya. Burası İzmir Foça. Babamın yanına gitmiştik. Babam gemici. Annemle beraber yüzüyoruz. Burada da babam. Yine babamla ablam. Üçümüzüz. Bu tatilimiz çok güzeldi ya. Neyse böyle her şeyi tek tek göstermeyeyim. Ay bu da... Ay ablamla mayolarımız aynı, bikinilerimiz. Teyzem bize hediye almıştı. Burası da Kumburgaz'ın boklu denizi. Falan filan işte. Bir şeyler. Teyzemin doğum gününde ona böyle maske yaptırmıştık. Hepimiz takmıştık sürpriz doğum günü. Nihal Ziyagil'in kına gecesi gibi. Burada da benim DVD'lerim var. Bisiklet Hırsızları. Dösika. Asiye Nasıl Kurtulur. İnanılmaz güzel bir Atıf Yılmaz filmi. Çok severim. Bunu mutlaka izleyin. Müjdar oynuyor. Duvar. Zaten üstüne çok bir şey söylemeye gerek yok. Cengiz Han mı? Nasıl yani? Bu nereden geldi ya bizim DVD'ler arasına? Bu benim değil. Tuncer'in bu da galiba. Big Fish.
Bunu da bana Murat hediye etmişti. Hatta içinde bir not yazmıştı. Bir dakika duruyorsa. Evet. Murat'ın bana doğum günü hediyesi. Bu da Big Fish demiş. Güzel ya. Bayılıyorum böyle notlu şeyler. Çok aşırı kıymetli. Hah, bu benim. Ah Belinda. Gene bir Atıf Yılmaz filmi. Bunların hep senaryolarını Barış Pirasan yazıyor. Barış Pirasan'ı biraz araştırın. Gerçekten senaryoları aşırı iyi. Yani bütün filmlerinin senaryosu çok güzel. Ve bu filmin şöyle bir özelliği de var sanırım. Evet. Bu filmdeki ailenin küçük kızını Burçak Çerezcioğlu canlandırıyor. Mavi Saçlı kitabı okuduysanız Burçak Çerezcioğlu'nun hayatını anlatıyor. Kanserden dolayı, lösemiden dolayı vefat eden birisi, bir kız. Onun günlüğünü daha doğrusu basmışlar. Bu filmde oynamış. Bir dakika ya, şurada yazar belki. Mehmet Çerezcioğlu var. Tabii, muhtemelen kız Burçak Çerezcioğlu. Bu da böyle bir hüzünlü bir detay. Benim hatıra defterim. Evet, hatıra defterimi hala saklıyorum. Kokusu. Annem yazmış. İlk sayfa. Teyzem yazmış. Ablam yazmış. Sevgili kızıma, ikinizi çok çok seviyorum. Baban Sabri Arsakay. 12 Eylül 1998. Bak tarihi atmış. Deroşum. Bu kim ya? Yeşim. Yeşim, seni okumam lazım. Sevgili arkadaşım, seni çok seviyorum. Bu güzel günlerimiz o kadar güzel geçti ki seni çok seviyorum bir kez daha. Bu kadar kısa yazdığım için özür dilerim. Rica ederim kardeşim, bir dahakine yazarsın. Kalp Yeşim Dilan. Mani. İstanbul'un erkekleri Dilan'ın peşinden dolaşır. Bu ne saçma bir mani ya. İlk defa böyle bir mani duyuyorum. Yeşim, uydurdun mu pampa? Duygu. Sinsi Duygu. Ya bu kız ne yapmıştı biliyor musunuz? Hoca şiir yazın demişti. Bu benim yazdığım şiiri yazdı. Sonra da tahtada kendi yazmış gibi okudu ve bütün iltifatları kabul etti. Seni şerefsiz. Bu kim ya? Ay Öykü. Bu da bizim komşumuzun kızıydı. Çok zengindi ya bu. Bu bütün kızların hayalindeki hayatı yaşıyordu. Her şeyi vardı. Seda'nın notunu buldum şimdi. 22 Ocak 2002. Bu sınıfa geldiğimde, o sonradan gelmişti bizim sınıfa. Bu sınıfa geldiğimde senin ne kadar iyi ve tatlı olduğunu anlamıştım. Mavi önlükle başarılar, beyaz gelinlikle mutluluklar dilerim. Böyle bir mani vardı gerçekten ya. 25 Ocak 2002. Sevgili Dilan, senin hareketlerin hep gözüme çarpıyor. Yani çok kibar hareket ediyorsun. Biraz da alıngansın galiba. Olsun, ben de öyleyim. Ya mükemmel. Bak kız o yaşta beni çözmüş. Gerçekten benim alınganlık huyum vardır bu arada. Ve böyle tatlı bir bağlamış onu. Olsun, ben de öyleyim falan demiş. Sevgilerle Elif Damla Yıldırım. Bu kız çok çalışkandı ya, hatırlıyorum. Tatlı bir kızdı. Falan filan ya, inanılmaz. 98 yılında aldığım hatıra defterim. Hala duruyor. Bu nedir? Ay bu da. Bak yine Hasan Tan'ınki öğretim okulu 1B sınıfı. Ay bunu da 8. sınıfta yazdırmıştım arkadaşlarıma. Bak 1. sınıftaki hali ve 8. sınıftaki hali. Bunları yazdırmamışım. Yeşim. Bak yine burada seni buldum. Yeşim ve Seda bu arada benim hala görüştüğüm ve çok yakın iki arkadaşım.
Ya çok inanılmaz değil mi? Ya birbirimizin bu hallerini biliyoruz. 687 Yeşim Tolat. Seda. Seda ile de hala görüşüyoruz. O birinci sınıfta gelmediği için onun böyle fotoğrafı yok. Güzel ya hala görüşüyor olmamız. Burada başka neler var? Aa, bu bizim davetiyemiz. Dur davetiyemizi de göstereyim. Saklıyorum. Çok tatlı bir davetiyemiz vardı. Bayılıyorum davetiyemize. Bu da bizim davetiyemiz. Tuncer ve ben. Çok güzel, orijinal bir davetiyeydi. Arkadaşım çizmişti bunu bizim için. Hala saklıyorum bunu da. Burada gene benim bir sürü defterlerim, günlüklerim, Tuncer'in günlükleri. Biz yazı yazmayı çok seviyoruz ve her anı böyle ölümsüzleştirme peşindeyiz. Bak, yeni bir günlüğüm yok ya. Kendime bir günlük alayım. Tekrar yazmaya başlayayım. Bu da böyle bir kutu. Ben bunlara bakmaktan var ya herhalde toparlayamayacağım. Başka ne var? Bunu arkadaşım Aslı Brezilya'dan getirmişti. Bu iki kumu, kum şişesini. Bana sormuştu sana Brezilya'dan ne getireyim diye. Ben de güneşi getir demiştim. Orası o zaman çok sıcaktı. Ve bana kum getirmişti. Ve şöyle bir bilgi, içine küçük küçük notlar yazıp karıştırmış. Mesela şurada var. İçine böyle minik minik notlar, not kağıtları kumların arasında. Ve ben hala açıp okumadım. Ya 2012 yılından bahsediyorum. O zaman gitmişti çünkü. Hala açıp okumadım ya. Onun öyle kalmasını seviyorum. Tuncer'in bana ilk doğum günü hediyesi. Çok değerli bir şey gene. Yılmaz Güney'in DVD box setini almıştı bana. Bütün filmleri var burada neredeyse. Bu da hemen göstereyim. Ben bunu Beyoğlu'nda Sahaf Festivali oluyordu. Bilmiyorum hala oluyor mu? Oradan almıştım bu Varlık Dergisi'ni. Bakar mısınız ya, orijinal Varlık Dergisi. Bak tarihi göstereyim. 1 Şubat 1954. Kıymetli bir şey. Varlık Dergisi. Aslında bunu çerçeveletip asabilirim ya. Bu öyle bir şey çünkü. Bu da benim küçük. Şunu şöyle koyayım. Geçen sene Tuncer'in bana yılbaşında aldığı küçük sincaplı oyuncak. Oyuncağı çok beğenmiştim. O da bana yılbaşı hediyesi almış. Küçük böyle sincaplar. Bunlarla oynuyorum bazen. Bu niye böyle öne doğru yatmış? Bilmiyorum. Çok tatlı değil mi? Bunların böyle bir sürü çeşidi var bu arada. Bu benim şu an okuduğum kitap. Zor bir ailede büyümek. Bayağı iyi. Toksik anne babaları anlatıyor ve sonrasında nasıl başa çıkarız? Bunu söylüyor. İş Bankası kumbarası. Yine Tuncer'in bana hediyesi. Bayağı orijinal. Bunu antikacıdan almıştım ama. Biz bayağı böyle eski şeyleri çok seviyoruz ya. Şu an o dikkatimi çekti. İş Bankası kumbarası. Varlık Dergisi. Ne bileyim. Çukurcuma videoları falan. Aa, bebeklerimi göstereyim. Bu benim porselen bebeğim. Bunu bir mezatçıdan almıştım. Alman yapımı. Ve 1950'ler. Çok iyi değil mi? Kostümüne vuruldum bunun. Bayıldım. Bir tane daha benim porselen bebeğim var. O da bu. Emily bunun adı da. Bana anneannem İngiltere'den getirmişti. Çok çok güzel. Bayılıyorum. Bu da ona arkadaş. Bunu geçen sene almıştım. Bu da benim kuzum. Yeşim bana hediye almıştı. Bunu Toys R Us'ta, o zaman Toys R Us vardı. Benim ilk ayakkabılarım. Ay sıkışmış şuraya. Aa, bağcıkları sıkışmış. Aman Allah'ım. Benim ilk ayakkabılarım bunlar da. Yine çok kıymetli ya. Çok iyi değil mi? Burada da Tuncer'in çalıştığı filmler. Sinema filmleri, reklamlar. Onların yaka kartları. Bu da gene bir ufak bez bebek. Ben bebekleri seviyorum. Kapadokya'dan almıştık bunu da. Yine goril. Bunu da bana doğum günümde almıştı. Zürafaları çok seviyorum.
Bunu da cuma pazarından almıştım. Bu da gene bir zürafa. Hem de böyle 2 liraya falan almıştım galiba bunu. Böyle bayağı uygun bir fiyata aldığımı hatırlıyorum. Ahşap. İki tane vardı. Bir tane almışım. Keşke ikisini de alsaydım ya. Çok şirin. Bu da benim yaptığım bir sanat eseri. Ne alaka? Resimden hiç anlamam. Picasso çizmişim bir de. İddialı. İddialı. Pimli makinem. Bunu göstermeyi unutmuşum. Bayılıyorum. En sevdiğim fotoğraf makinem hala bu. Yani şurada yine Tuncer'in bana doğum günümde aldığı bu filmli makineden var. Ama bu daha günümüz. Bu bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Bunun bir de objektifi yok. Yani şurada temsili bir objektifi var. Bir yere gittiğimizde falan götürüyorum genelde. Çok güzel. Bazen bayat filmlerle falan çok güzel şeyler oluyor. Kitapların birçoğunun tozunu aldım. Birçok eşyayı da yerleştirdim. Çok böyle ıvır zıvır incik incik olduğu için tozlarını almak biraz zor. Üst rafı da düzenledim. Şimdi alt raf kaldı. Onu da düzenlersem bu işi tamamlıyorum. Bu arada biz bu kitaplığı geçen sene aldık. Yani bu eve taşındığımız zaman almıştık. Çünkü ilk oturduğumuz ev 1+1'di. Ve oraya ne yazık ki kitaplarımızı götürememiştik. Yani ailelerimizin evinde kalmıştı. Buraya taşınınca ben kendi kitaplarımı aldım. Tuncer henüz kendi kitaplarını getirmedi ama onunki hala ailesinin evinde. Sizin okumayı en çok sevdiğiniz, böyle hani ömrümün sonuna kadar dönüp dönüp okurum, her seferinde ayrı bir keyif alırım, kesinlikle öneriyorum dediğiniz bir roman var mı bu arada? Eğer varsa bunu da aşağı yorum kısmına yazın. Eminim okumadığım birçok kitap var benim ve ben referans üzerine kitap okumayı çok severim. Böyle hani çok sevdiğim, değer verdiğim birilerinin bana önerileriyle kitap okumayı çok severim. Benim herhalde böyle en sevdiğim kitaplar arasında ben İhsan Oktay'ın Pusluktalar Atlası'nı çok severim. Kader Kuyusu yine böyle favorilerim arasındadır. Onun dışında bakıyorum başka neler var. İnce Mehmet inanılmaz iyiydi. Şeker Portakalı, ondan sonra bakayım, Satranç yine çok başarılı. Aslı Erdoğan'ın Kabuk Adamı'nı da ben çok sevmiştim. Sizin de varsa böyle mutlaka oku dediğin bir roman aşağı yorum kısmına bekliyorum. Devam ediyorum ben düzenlemelere. Bu da böyle bir vlog videosu oldu. Görüşürüz.